Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayru halki Muhammed ve alif ve sahibi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiyya hadiyy Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerin en iyisi Allah'ın sözü, yolların en iyisi Muhammed aleyhisselamın sözü. Yolları. Bir adam bemor bo'lib, kasal bo'lib, biror bir tabibning oldiga boradigan bo'lsa, tabib uni kasalini ko'radi, diagnoz qiladi, tashxis qiladi va falon-falon kasal ekan deydi, falon-falon dorini yozib beradi. O'sha dorini yozib berib turib aytadiki, shu dori sizga kor qilish uchun mana buncha muddat ichasiz, to'xtovsiz va mana bu narsalardan parhez qilasiz. Ya'ni uchmay turasiz deydimi, cho'milmay turasiz deydimi? Xullas, ana shu dori sizga foyda qilishligi uchun kerak bo'ladigan shartlarni aytadi. Shu shartlarni bajarsangiz, inekin shu dori sizga kor qiladi. Doktorni talab qilgan shu talabini zo'r qilib uddalasangiz, shunda ham shifo bo'lmasa, inek borib turib, yo tabib yo xosloqsiz yanashadi. Yo agar ana shu tabib sizdan dorini berib turib, talab qilgan shartlarini bajarmasdan turib, cho'milib qo'yib, suv ichib qo'yib shifo topmadim deb boradigan bo'lsangiz, ayb o'zingizda bo'ladi. Bu muqaddima edi. Mana Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar bo'lsin. Mana muborak Ramazon oyiga Alloh taolo o'ldirmasdan yetkizdi. Sahoba ikromlar Ramazon oyini tutib bo'lib ro'zasini Alloh taologa 5 oy 6 oy yig'lar ekan. Parvardigor tutgan ro'zalarimizni qabul qilgin. Qolgan 6 oyini yana yig'lashar ekan. Parvardigor Ramazonga yetmasdan jonimizni olmagan. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin, Ramazonga yetkizdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarida birida minbarga chiqib ketayotib, 3 marta amin, amin, amin dedilar. Sahobalardan bu quruqdan quruq amin deyishining sababini so'raganda aytib berdiki, minbarga chiqib ketayotganimda do'stim Jabroil kelib aytdiki, "Ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ota-onasidan ikkalasi tirik yoki bittasi tirik bo'lsa bir kishini. Shu ikkala ota-onasi yoki bitta ota-onasini tirikligida duosini olib, roziligini olib, o'zini jannatga qo'ymagan kishi xor bo'lsin. Amin deng, dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, amin dedilar. Duo ketdi birodarlar. Ota-onasidan bittasi yoki ikkalasi tirik bo'lib turib, roziligini ololmasdan o'tib ketgan farzand xor bo'ladi. Duo ketgan. Bu birinchi amin deyishining sababi edi. Ikkinchi amin deyishining sababini aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi, "Qachon sizni ismingiz zikr qilingan paytda sizga salovat aytmagan kishini burni yerga ishqalsin, xor bo'lsin. Amin deng", dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, amin dedilar. Demak, birodarlar, Rasululloh deyildimi, Muhammad alayhisalom deyildimi, payg'ambarimiz deyildimi, eng kamida alayhi salom deb qo'yish kerak edik. Lekin sallallohu alayhi vasallam deyishlik afzal. Duo ketdi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda salovat aytmagan odam nima bo'ladi? Burni yerga ishqaladi. Va uchinchi amin deyishim sababi shu bo'ldiki, Jabroil alayhisalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytdiki, qaysi bir kishi Ramazon oyiga guvoh bo'lsa-yu, günahlardan tozalanib, o'zini jannatiylar qatoriga qo'shib olmagan bo'lsa, xor bo'lsin, amin dedi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amin dedi. Birodarlar, mana shom payti kelishligi bilan islomda yangi kun boshlanadi. Hozir Ramazon oyida o'turibmiz. Tong otganda Ramazon bo'lmaydi. Islomda shom payti keyingi kunda kirganligini bildiradi. Shunday bo'ladigan bo'lsa, siz bilan biz Ramazon oyida o'turibmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan duo ketgan, shu oyda taqvo qilib, shu oyda ibodat qilib, agar biz o'zimizni gunohlardan tozalab jannatiylar qatoriga qo'sha olmaydigan bo'lsak, xor bo'lamiz. Burnimiz yerga ishqaladi. Alloh o'zi saqlasin bundan. Mana so'zni boshida tabibni misoldan boshladim. Mana imom domlamiz taroveh namozini birinchi rakatiga Baqara surasidagi birinchi oyatlarni o'qidi. Bismillahirrohmanirrohim. Alif lam mim zalikal kitob la roiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim bu shunday kitobki, bu kitobda hech qanday shubha bo'lmagan kitob.
Hudan lil muttaqin. Takvadarlar için hidayet bugün kitap. Bana peygamberlerde kıssalarını körüp çıktık bir katarsılar bilen. Allah'a hamdlar olsun. Ve kulasamız şu oldu ki eğer Allah hidayet kısa hahagen bendesine hidayet kılarırken eğer hidayet kılışı şimdi haklamasa 25 tane mucizeni körseyem Bahre'ye لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَحْرَةً Allah'ta özümüz, közümüz bulan körüne günümüzce senge iman keltirmeyimiz ey masadık duruşu olarken. Kur'an'da bazı ayetlerini okutturup dahşet geçiyorsunuz. بَلَا قَادِر۪ينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَا Biz sizlerde ölüp, çırılıp, çırıp turpa bop yetkenlerden keyin kayta tırıltıramız desek, işlenme yapsalar mı dedi Allah? Sizlerde tırıltılışlıkmez. Fakat yine tırıltırıp koyuşmaz. Barmağı ileride, üçüdeki izi ileride bizi onunla onunla yapıp koyamız dedi. 19. asırda ikinci yarımda kriminalist kefanı rıvajdan gelinen keyin algılandı. Adamda barmağınızı birbirine oşamazdı. Bir yerin neyin burun buna kadar dikkat kayırdan aytılındı. Bunu puhtalık kaçan kayıt aytırıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuştu yazıştı bunu megen bulsa. Ha demek bu Allah'ın kitabı iken deken Kur'an'a bugün muhabbet izleyen aşağıda. Şunu değil mi? Sizi kalbi zümşat, dahşatça şu yaptı Allah'dan korkudu. Yani bitti adam gibi bağırıp oturttu. Meracal bahreyni yeltakiyen baynahum evdarzahum la yabgiyen. İkide su geledi. Biri şirin, biri şur. Uruşadı lekin ortası da körün milyon tosuğu var, aralaşmaydı. Ha dövüşü, garip alamadaki katta bir dengizçi oğlum bunu körüp iman getirivarıptı. Kutlu şu ayette bir tanesi yok adam yok verseniz, onge temperaturası kötarılmıydı ya, düşmüydü ya. Onge bari var. Nemege bu kitap, hammege bir kıl tasır kime yaptı. Ayetes de, vaa şu mucizeni adamla körsene mi bularken, hamas iman yok eder. Allah hidayet kıyanlar iman getirirdi. Bu kitapta Allah Teala yaptı ki bu şunca kitap ki şubha yok bunun içi de ve takvadarlar için hidayet deydi. Baya etti mi sizler ki? Tabipti talablarını bacarasız, doğrunu istemak işinden burun geçken talablarını bacarasız, ini doğru kör kıladı. Allah Teala yaptı, huden lil muttaqin, bu kitap hamma gemez, takvadarlarga çıralı yolunu kürsatadı deydi. Kim Kur'an'dan doğru yol doğru yanı yaşaydı? Kim Kur'an bilen çıralı bir hayatını bir bezeydi? Muttakinler deydi. Demek hammaga o ayette oku versiz hem siz tahsirlengen ki tahsirlenme olmasakken. Eğer o kişi de takva deyen sıfat bulmasa. Bu ayetlerde, bu ayetlerde. Kur'an-ı Kerim'de birinci onunda keltirilgenle ki bana kitap tartıklıgende Bakara suresi birinci geliştiği. Ve hususen bana şu Kur'an'daki en katta sure bugün Bakara suresindeki birinci bana şu 5'teki 6'da ayette. Nemege birinci onundaki yerlerine bir fahim kılıyorduk. Bu kitapta okuştuğun aval de yaptı. İnsanlar kareyler. Bu kitap sizlerde askatışını halaseyler, hayatı ileride tüzatışını halaseyler. Aval sizlerde bir, iki, üç sıfat bol iş gerek. İne kitap sizlerde askat adı de yaptı. Allah Kur'an'da bana kadar gel. Allah Kur'an'da bana kadar gel. Deseyiz bir adam bunu tahsilenme yaptı. Ne yaptı? Şimdi mazlumda ayetler var ki, skorluydu. Kasıp olan adamlar özlerine Allah ve Resulü'den uruştu, halal kıvaptı deydi. Müslüman adam biledi ki sütkörlükü kol vurgan adam. Bergenem, agenem har boladı. O ana har buluştaki. İkkilenmeydi, şunu demez mi? Eli kuttu şu ayette, ana şu deyle kitap iman keltirmeyken ki kalbi Allah tamam yatmayken adamge yapırsız. Harama yaptı, nereden yürüptü deydi. Falançı, pökünçü deydi. Yegeni aldı da yemegeni. Lekin iştahını içinden ümit ökeni özü biledi. Allah ve Resulü'den uruçta özüye halal kıvaptı degen de bu ayetteyken Kur'an tahsil kılıkken adam tiyledi bu işten. Başka adamlar bu özü bile yaptı hali sütkur. Hayat hareketi yaptı. Allah harkılaman dedi mi? Biz onu istemeyiz kançıdan harkılarken de. O harba geliyor şu özü. Bana takvadarlar için hidayet diye yaptı Allah Teala. Ben şimdi takvadarlarda kimliğini yaklaşamayız. İnşallah 20 dakikada şu meseleler yakalamız. Hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil gayb devam et izleyelim yuqimuna s-sala çünkü ve mimma razaqnahum yunfiqun zakat mesela üçte sıfat egelerini Allah Teala muttaqinler diye yaptı. Yani ne yapıyoruz? Istisu, ayağınızı sağ suda yumuysuz, çömülmüysuz diye yaptı.
Şu sıfatlarda bacarsa, şu tarafta bacarsa doğru kör kıladı. Eğer Kur'an bizge doğru yol kürsatçını halasayla buradalar. Bana şu üçlü sıfat bulur şart bizde. Üç değil ama. Azı o. Özü şu birincisini kayın kuvarsak buradalar. Özü yeryüzü bizden bakli adam bu muydu? Gayb ki şansa diyordu. Namaz okusa diyordu. Fakat okusamaz, kayın kısa diyordu. Okşu bilen kayın kılıçtı farkı var. Bizde namaz Allah Ta'a okuyorlar sallığı degenmez. Akıymu degen, kayın kılıyorlar degen. Bu degeni namaz nimeni talep kısa sıradan şunu beceriyorlar. Kalbilerle, ruhilerle, cesedilerle okuyorlar diyordu. Fakat bu yatıp duruşluk namazmaz. Biz namaz okuyumuz buradalar, köpçülükümüz. Kayın kıladiyenler ve Allah'a rahmet kıyken bendeler olur. Biz Allah'a ekber degen dersimiz ki herhalde haklarımız, müşkülalarımızı, problemlerdi, yeçinleri Allah'a ekber degen dostlarım mı degenler? Namaz ahiretten, namaz yetirsen dünyadan çıkasan degen. Üçüncüsü, rızk kılıp verken nasırlarımızdan ne kıladı adamlarken? İnfak ihsan kıladı. Üçte sıfat kalem. Gayb kişanadı, namazlı okuydu, mı? Kayın kıladı ve rızk kılıp verken nasırlarımızdan infak ihsan kıladı. Üçke bölüm yap şu üçte sıfat. Birincisi kalp bilen buladı. Gayb kişanış. İkincisi cesed ve kalp bilen buladı. Doğru ki cesed bilen buluyen bu miydi? Üçüncüsü pul bilen buladı. Şu en insan kalp, cesed, malak yanda. Şu üçte sıfat insanda kayın bulsa, şu üçte sıfat insan özellikle mükemmel mücessamlaştırken bulsa, canlıken bulsa, elbette bu Kur'an'ı makalarken, onge yol kürsetarken.